Daha önce müvekkil Erzurum cezaevinde kalıyor. Bu getirildikten sonra Bolu cezaevine o önceki cezaevinde bir şeyle karşılaşıyor. Sorunlarla karşılaşıyor. Gardiyanlarla orada cezaevi yönetimiyle sürekli sorunlarla karşılaşıyor. Bayağı da olaylı galiba süreçler geçiyor. Orada da bir şiddet ve işkence oluyor. Oradan da Bolu'ya sürgün ediliyor müvekkilimiz. Musa ilk geldiği andan itibaren Bolu'ya cezaevine ilk geldiği andan itibaren işkenceyle karşılaşıyor. Zaten ilk karşılayan grup, kar maskeli bir grup getiriyor, cezaevinde gardiyanlara teslim ediyor. Gelir gelmez önceki sürecin devamıymışçasına artık ne haberler gelmiş o önceki geldiği Erzurum'dan ne haberler gelmiş bu Bolu'ya bilmiyoruz ama direkt işkenceyle karşılaşıyor, kabadayağa maruz bırakılıyor. Normalde pandemi koşullarında 14 günlük karantinaya alınması lazım ilk cezaevine ayak basan kişinin. Ona rağmen işkence uygulanıyor ve akşam vakti işkence uygulanıyor. Yatıyor, kalkıyor. Sabahleyin tekrar kar maskeli bir şekilde içeri giriyorlar. Yine Musa Atsız'a çok ciddi işkence ve şiddet uygulanıyor. Konu bize aktarıldıktan sonra hani ailesi tarafına bir başvuru oldu. Karşılaştığımız tablo bir faciaydı. Hani Musa çok ciddi anlamda kabadayak, işkence yani ve vücudun her yerinde türlü türlü izler vardı. Morluklar vardı, hortumla dövüldüğünü söyledi kendisi. Onun mosmor izleri vardı, bacağı kırılmıştı ilk görüşünü yaptığımızda Musa'nın. Yani ciddi anlamda bütün vücudunda şeyi görebiliyorduk. Ve olayın üzerinden bir ay geçmesine rağmen biz o izlerin hala net bir şekilde nasıl bir işkence olduğunu fark edebiliyorduk. Bir ay geçme, iyileşme sürecindedir büyük ihtimalle. Bu hani bu yaralara dönük ya da izlere dönük nasıl bir şey vardır bilmiyorum ama gördüğüm şey bir ay sonra bile o izlerin hala taptaze ve çok ciddi şey olduğu, ağır izler olduğu ve ağır darbelerle oluştuğuna dönüktü. Canı kırmak için şey yaptığını bile söylüyor. Bacağını uzattırıp üzerine basmaya falan çalışmışlar. Hortumla dövmüşler, falakaya yatırmışlar. Yani insanlık onuruyla bağdaşmayacak şekilde işkence ediyorlar. Eziyet ederek ve bunu bir aslında sistematik bir hale de çevirmişler. Yani salt bir kabadayak, bir sürtüşme, bir karşılıklı atışma, bir zapt etme haliyle değil bunu. Özellikle bir sistematik haline getirmişler ve de bu onlar için şey olmuş. Neredeyse eğlence haline gelmiş anladığım kadarıyla. Bu işkencenin çoğu da cezaevinin kameralarının önünde oluyor. Kameralı odaların olduğu yerlerde de oluyor bu işkence. Bu nedenle biz zaten suç duyurumuzda bunları da talep ettik. Yani aslında aciliyetle bu şeylerin getirilmesi lazım. Kamera kayıtlarının getirilmesi lazım. Tabii yine bir cezasızlık politikası devletin kendi tabii bulunduk suç duyurusunda bulunduk bu konuyla ilgili de evet, kendi kurumunu koruması, kendi gardiyanını, kendi polisini zaten biliyoruz. Türlü olaylarda koruduğunu biliyoruz. Bu olay da buna benzer bir şeyle sonuçlanacak diye düşünüyorum. Korkuyoruz. Buna dair bir şeyimiz de var. Geldiğinde kendisi suç duyurusunda bulunuyor. Sonrasında itiraz ediyor. Hatta sonrasında Anayasa Mahkemesi'ne başvuru da yapıyor bu konuyla ilgili. Ve Anayasa Mahkemesi sürecin ne aşamada olduğunu bilmiyor. Hatta bu işkencelerin yani şöyle bir boyutu da var. İşkence edildikten sonra müvekkil odasına bırakıldığında oraya bir şey bırakılıyor. Çay bardağı bırakılıyor. Cam bardak. İşkenceye uğramış. Zaten dediğim gibi psikiyatra çıkması gerekiyor, psikoloğa çıkması gerekiyor. Çok zor bir süreçten geçiyor. Müvekkil işkence üzerine yapılmış, çok ciddi şiddete uğramış. O şekilde cam bardağı bırakarak gidiyorlar. Aslında bir yerde bu kişiye intihar et, bizi de uğraştırma demek olduğunu biz biliyoruz. Müvekkil de bunu biliyor ama o büyük travma nedeniyle kırıyor ve hatta şöyle de bir durumu anlattığı durum şu. Bacağımın ağrısı, vücudumun ağrısı revire çıkma talep ediyor. Zaten o işkence ve darptan sonra revire götürmek, hatta hastaneye sevk edilmek istiyor. Çünkü ayağı kırılmış. Ayağının kırıldığı zaten sonra alçıya alınmasından biliyoruz. Hastane raporlarında da var. O halde ayağı kırılmış halde günlerce bıraktırılıyor ve dediğim gibi o cam bardak orada bırakıp intihar et diyorlar müvekkile. Müvekkil dayanamıyor. Acılara gerçekten dayanamıyor. Hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak acılara dayanamıyor.
Kendisi intihar girişiminde bulunuyor. Ancak öyle hastaneye sevki sağlanıyor. Gittiğimde de o iz vardı. Ya bu burasını tamamen kesmiş. O şekilde bir zaten gördüğümde şeyde facia bir görüntüsü vardı yani. Durum benim hani gördüğüm kadarıyla hiç olmadığı kadar çığırından çıkmış durumda şu anda. Bütün cezaevlerinde çok sorumlu uygulamalar var. Her gün arama dayatmaları var. Bu durumun takip edilmiyor olması, ifşa edilmeyecek olması ve bunu bilmeleri bence bu kurumdaki kişileri elini güçlendiriyor ve daha rahat bir şekilde işkence ve şiddete yol açıyor. Yani ülkenin geldiği durum bütün alanlarına sirayet etmiş durumda. Cezaevlerindeki bu işkence, darp, türlü hukuka aykırı, insanlık dışı uygulamalar da geldiğimiz siyasi durumun karşılığı olarak ortaya çıkıyor. Hep birlikte bizim bazı noktalarda asgari görevlerimiz olduğunu düşünüyorum. Bunların ayyuka çıkartılması, ifşa edilmesi, üzerine gidilmesi, gerekli başvuruların yapılması için harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyorum.